Bu neymiş? Yeni 12 Nisan'da gelmiş bu video. Pastan dönüyor, beni düşürüyor. Sayın hacım hoş geldin kardeşim. Oğlum biz gireceğimiz oyun için ekip hazır mı ya? La vurursa ben ona vururum, açık söylüyorum. Ama vuruyor, ben buraya kavga için gelmedim. Sen önüne bak, sen önüne bak, boşver. Ben 22 yaşındayım. Çok fazla kaybettim. Yuvada büyüdüm ve daha saymaya başlasam sabahlar edeceğim bir sürü dert sıkıntı çektim. Neticede her şey geçiyor. Şu an çok güzel bir işim ve muhteşem bir hayatım var. Sabredin arkadaşlar demiş. Helal olsun. Hadi bakalım ne olmuş? Net küfürler. Aa. Mati bom diye giriyormuş yere amına koyayım. Tekmeyi de motorun önüne koyup böyle. Sinyali döneceğin zaman mı veriyorsun başkan? Yok ben yukarıdan verdim. Hayır. Tam burada verdin. Kamera kaydı. Bak kamera kaydı var, bakabiliriz. Bir dakika dur şimdi. Ben çok seviyorum böyle. Şimdi sinyali bir kere çok önceden vermiş. Ama sağ dönüş yok. Hayır, sinyali önceden vermiş ama sağ dönüş yok. Dönüş olmayan yerden dönmek istediği için araba da geldiği için aynı an hızlı bir fren yapmış. Motorcu da tripe girmiş. Ben mi yanlış şey yapıyorum? Dur bakayım. Sağ dönüş yok diyor, evet. Böyle bir duruma da yok tabii. Böyle bir dönüş de yok. Araç hatalı. Sinyal mevzusu değil bu. Burada dese ki dönüş olmayan yere niye dönüyorsun ve ani fren yapıyorsun dese tak. Başta motorcu da tersten giriyor. Nasıl ya, amına koyayım. Ama vuruyor. Bilmiyorum burayı. Biz niye bunu Sherlock'luk yapmaya çalışıyoruz? Hatalıların savaşı. Bak şu anda terse döndü. Terse döndü, gördün mü? Tersen gidiyor. Konuşmaya gidiyor abi. Havadan mı gitsin? Sinyali döneceğin zaman mı veriyorsun başkan? Yok ben yukarıdan verdim. Hayır. Tam burada verdin. Kamera... Hayır, yukarıdan verdi. Bak kamera kaydı var, bakabiliriz. Tersten mi geliyorum? Gelebilirim ama sen... Bak şimdi. Sen de terse dönüyorsun de. Hadi bakayım. Bak, haklı çıkmaya çalışma. Bak, dönerken sinyal veriyorsun. Beni az daha düşürüyordun. Haklı çıkmaya çalışma, tamam? Haklı çıkmaya çalışma. Amına kodum ne eşeği seni. Bir de polis var abi burada. Yani adam kapıyı kapattıktan sonra küfür ediyor ya. Bir de karşıda polis var. İkisi de suçlu. Çok enteresan bir durum ya. Ne
Sinyal vermeden tersten dönüyor. Beni düşürüyordu. Hala haklı çıkmaya çalışıyor. Ya çok iyiyiz ya. Tersten geliyorsun. Sen şu anda ne yap? Tamam bak şu anda ne yapıyorsun sen? Tamam şu anda ne yapıyorsun sen? Ne oluyor? Ne yapayım? Ta gidip çizikten mi dönüyorsun? Tamam o zaman haklı çıkmaya çalışmayacaksın. Bak oradan tersten geldi. Bak önüne girdi. Bak oradan girdi. Şu anda nereden giriyor abi sorar mısın? Allah için konuş. Ne? Bak. Hala haklı çıkmaya çalışıyorsun. Bir pardon demek çok zor değil tamam? E tamam bak kalkmışsın bana diyorsun ki oradan tersten geliyorsun. Şu anda sen tamam, ne yapıyorsun? Sen de bin aracın ha. Sen şu anda sen ne yapıyorsun? Tamam, kardeş sen de aracın geldin mi abi? Tamam sen de bin aracın. Ooo mevzu var bir sigara yakayım ya. Kalkmış hala şey haklı çıkma peşinde ya. Polis şerif gibi geldi. Atlayacağız. Aha. Düştü ileride. Ay ne oldu ambulans, ya? Ambulans. Göktü çarptı galiba. Şaka diyor. Ha? Şaka diyor. Göktü çarptı galiba. Oğlum şaka yapıyorsun sen ya. Yapmıyorum. Yayaya mı çarptı bir motor? Yoksa kadın motorlu muydu? Bir adam çünkü böyle bir sekti geri geldi. Sonra hemen tişörtünü çıkartıp bağladı bacağını. Şey misin? Su iç abi su iç. Burada iyi misin? İyi. Şey var mı? Kanka burası komple açık. Valla lifleri falan gözüküyor. Beyaz yağları gözüküyor. Ooo yazık ya. İzmir, acil çağrı merkezi. Hoş geldiniz. Görüşmeleriniz kaydedilmektedir. Acil çağrı merkezi. Merhaba, kolay gelsin. Karantina alt geçidi, İzmir karantina alt geçidinin çıkışında kaza oldu. İki tane kaza... Karantinadan bilgimiz var. İki ambulans gönderebilir misiniz? Tamam, attık. Bekliyorum. Merhaba iyi günler. Karantina alt geçidinden kadının açıldı. Çıkarken kaza oldu da motor kazası. İki tane ambulans gönderebilir misiniz acaba? Kaç yaralı var? İki yaralı var. Tamam yönlendiriyor arkadaşlarım. Tamamdır. Karantina alt geçidi. Çıkışında karantina evet. Sağ olun abi. Abi yaya yola atladı. Yayaya çarptı arkadaşlar. Motorlar yayaya çarptı. Motor yayaya çarptı. Yani bir motor yayaya çarptı. Bacağı yarıldı hanımefendi. Ya ambulans çağırdık ama siz de bir isteseniz. Göktü çarptı. Ne? Göktü nerede? Göktü nerede? Ah Allah'ım. Kanka iyi misin? Göktü iyi misin? Murat abim hoş geldin. Tam Göktuğ için de gelsin bir tane. Arasanıza. Başı aldı. Motorlu deyince iki tane gelir. Şey yok değil mi? Tamam şey yapmayın. Kaza olmuş boş ver yapmayın öyle sus. Sen önüne bak boş ver. Ne oldu lan orada bir dakika. Tamam şey yapmayın. Kaza olmuş boş ver yapmayın öyle sus. Sen önüne bak boş ver. Olay yerini uzaklaştırdı. Ya çocuk küfretmiş de Eren de o yüzden kavga ediyor. Sen motorcunun arkadaşı mısın? Evet arkadaşıyım. Durumu iyi onun bir şeyi yok da hanımefendi biraz bacağı açılmıştı. O direkt
götürüldü işte. Çok sağ olun. Şunları alabiliriz ya, bunlarla ilgili bir şey de. Göktü arkadaşlar, yayanın önümüze atlama sonucunda yayaya çarptı. Olay yerindeki polisler kadının hatalı olduğunu söyledi. Çünkü ileride yaya geçidi vardı ve kadın buna uymadı. Yaya geçidini kullanmadı. Gitti karantina alt geçidinin çıkışından karşıya geçmeye kalktı. Sonrasında hastaneye kaldırıldığında da kadın arkadaşlar dikiş atmışlar. Ya bayağı bir dikiş atmışlar çünkü kadının bacağı bayağı bir açıktı. Göktü'nün de böyle ufak tefek sürtünmelerden dolayı yanıkları vardı. O kısımları da arkadaşlar sarmışlar. Göktü de öyle taburcu oldu hastanede. Geçmiş olsun valla. Burası net Türkiye değil diyecektim, değilmiş zaten. You want to pull over? I want to check just to make sure. Is that okay? See any damages? Did I crack the mirror or anything? Yeah, mirror, but that ain't not every boy thing there for a reason. Yeah. How's the bike? Screw the bike. I'm the one who hit you, so. Glad you didn't go down, man. All right, man. Well. Ah, mevzu. Medeniyet diyor. Siktir et lan motoru. Ne canını yerim senin. Bıyıklarını yalarım senin. Girelim mi girmeyelim mi? Kavga ediyorlar. Girelim mi girmeyelim mi? Bu da arkadaş ortamıdır. Oğlum bana fark etmez. Girelim diyorsanız ben girerim. Ama gerek var mı? Selamünaleyküm. Ya abi bak. Bir şey söyleyeceğim. Burada ne oluyor? Bunlar niye izliyor? Selamun aleyküm deyip motorlar nedir mevzu diye geliyor. Ya enteresanız abi yani. Bu abiler ne yapıyor burada? Dur oğlum, birbirini dövüyorlar. Karışma. Geleceğim, geleceğim. Sana mı vurdu? Sana mı vurdu? No, sorun ne, sorun ne? Çok sağ ol. Arabayı hepimizin kardeşi, çok sağ ol. Tamam da abicim, problem ne? Sarhoş, sarhoş. Size zarar veriyor mu? Biz kardeşiyiz hepimiz. Zarar vermedik. Ya vurursa ben ona vururum, açık söylüyorum. Arkadaşlar kavga ediyorlar. Serkan biraz şefkat gösterdi. Bak burada gördün mü? Bak vuruyor ona. Bak bak şurayı izle. Arkadaşlar kavga ediyorlar. Bak gör, yedi burada darbeyi. Apargatı. Ya lan çok üzücü şeyler ya. Dur. Dur, bana bak. Alo. Seko gel, gel Seko. Bak kardeş, bak beni bir dinle. Beni bir dinle. Beni bir dinle. Bak. Gülüm. Bak bana vuruyor. Ben buraya kavga için gelmedim. Kavga için gelmedim. Vurmasın. Bak yakamı bırak. Ya ne olur. Gitsenize ne olur. Bize ne olur. Seko bin. Seko bin. Seko bin. Ha o niye karışıyor diyenler de var ya, orada yüksek ihtimal kadın popülasyonu çok ya. Hani zaten günümüzde bununla ilgili çok sıkıntı var. Onlar ister istemez duyarsız kalmamak için de hani fark ettiysen soruyor. Hani size zarar veriyor mu tarzında bir sorusu var orada. Biraz o yüzden bakmaya gitti. Kadına şiddet sanmış olabilirler. Biz saçla girelim. Bin. Bin motoruna Samet, git bin motoruna. Git bin motoruna. Yürü. Çoktan buraya bir tane ama ekipleri arayacaksın abi. Polisi çağıracaksın. Daha sen buraya daha iyi. Kavgayı gördüğün zaman polisi arayacaksın. Bir sıkıntı var diyeceğim. Bir çağıracaksın önce. Yürü yürü yürü. Yürü. Bin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Şu an iki tane erkek, bir sürü kadın var.
Büyük bir kavga var. Biz ayırmak için girdik. Evet, kavga var. Biz ayırmak için girdik. Yaralı yok ama bir tanesi çok ağır sarhoş ve herkese sataşıyor. Ve olay yerinde bir sürü kadın var. Kişi sarhoş mu? Kişi çok sarhoş. Herhangi bir daha kadını... Oğlum, adam sarhoş bir çözüm değil ki. Yani adamın sarhoş olması... Ha tamam o zaman amına koyayım. Okey sarhoş, tamam sıkıntı yok gidelim diyemiyorsun işte. Zaten ne bok oluyorsa o sarhoşluktan oluyor çoğu yerde. Adamın bilinci bak ne diyor, arabada silah var diyor, bilmem diyor, adam sarhoş. Burada ne zaman dağılırsın? Çok kendin dahil olmazsın ama salmazsın da polisi çağırırsın. Polisin geldiğini görürsün. Dersin ki tamam bu iş artık bizden çıktı. Biz vatandaş olarak görevimizi yaptık. Sonra rahat bir şekilde gidersin. Ha tabii böyle hatırlarsınız bir tane mevzu vardı. Bir tane komutan rahmetli oldu. Eski komando mu ne? Sokakta bir kavga çıkıyor. Araya girdi tak bıçağı yedi gitti. O dahil olduğu için ayırmaya çalıştı, kavga etmeye çalıştı falan. Ya çok sıkıntılı anlar yani. Gönül ister ki bunların hiçbiri yaşanmasın. Bir tane sokak çocuğu muydu? Kimdi? Öyle demeyeydin abi. Ne dedim amına koyayım? Sarhoş değil abi, sarhoş. Naşittir falan var mı? Muhtemelen var çünkü çekiştirmeler çok var orada. Tamam, hatta kalan emniyete bağlıyorum. Tamamdır. Tamamdır, bekliyorum. Ooo, bu arada Walking Dead'e başladım ha. Walking Dead'i izlemeye başladım. Kaptan sen doğru diyorsun da bizim gençler atraksiyon seviyor. Allah göstermişsin. İşte diyorum ya çok ince bir çizgi. Yani bok yoluna gitmek, gitmemek, dahil olmamak da doğru değil. Dahil olmak da doğru değil. Yani çok ara bir çizgi bu. Duruma göre hareket etmek lazım. Hepimiz kendi canımızdan tabii sorumluyuz ama başkalarının canından da sorumluyuz ya. O yüzden kendi başımıza, kendi buyruğumuza göre hareket etmemek lazım. O çizgiyi iyi korumak lazım. Oralarda insan olduğunu göstermek bile, uzaktan durmak bile, birinin onları izliyor olması bile birilerine güç verebilir veya birilerine korku verebilir. O yüzden ilk iş polisi aramak. Yani ilk iş ya ne oluyor arkadaşlar yapmayın etmeyin demeden önce mevzu ne olursa olsun bir polisi aramak. Bunlara dikkat edin. Yoksa ben demiyorum ki bir kavga yürüdünüz dalın araya falan. Öyle bir şey demiyorum. Analiz edin bakın. Duyarsız da kalmayın. Ama polisi aramak çok önemli bir çözüm ilk başta. İş işten geçtikten sonra polisi aramanın bir lüzumu yok.